Ali Bey, tekrar 2 yıl sonra ATC konferansındayız. Kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız izleyenler için? Ali Çınar, Türk Miras Vakfı Başkanıyım. 20 yıldır Amerika'dayım. Evet, sizi buradaki Türk toplumu yakından tanıyor zaten. Biraz konferansla ilgili genel değerlendirmelerinizi alalım. Türk-Amerikan ilişkileri malum çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. O nedenle TAİK ve ATC'nin yaptığı bu program çok anlamlı. Hem Türk tarafında hem de Amerikalı tarafında çok üst düzeyde konuşmacılar var. Bu da aslında iki tarafında ilişkileri biraz daha düzeltmek amacıyla gösterdiği bir iyi niyet olarak ben görüyorum. Hem Türkiye'den hem Amerika'dan büyük bir katılım var iş dünyasından. Açıkçası ben umutluyum bu zirvenin başarılı geçeceğinden. Evet, güzel görüşmeler oluyor dediniz. Gerçekten de iki taraftan da önemli konuşmalar dinledik bu sabah ve başka toplantılar da olacak. Bu iki günlük çok katılımlı konferansın sonucunda yeni açılımlar bekliyor musunuz? Açıkçası bu diyaloğun tekrar gelmesi umut dolu. Çünkü 75 milyar dolarlık bir ticaret hacminin arttırılması hedefi var. O da tabii iş dünyasının karşılıklı görüşmesi ve karar vermesiyle ilgili. O nedenle bu zirvede buna bir artı bir etki olacağını düşünüyorum. Umarız yatırımcılar tekrar Türkiye'yi favorileri içine alır diyoruz biz. Umarım, evet. Yani Amerikalı yatırımcılar bilhassa enerji konusunda Türkiye'ye büyük bir ilgi duyuyorlar. O nedenle göreceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.